Merhaba arkadaşlar, biraz oynayalım da bu sefer konuğumuz 98 yapımı Explore. Biraz eski oyunları oynuyoruz biliyorum ama biraz da şu sebeple sanıyorum ki bunların biraz eksiği var. Bence bu oyunlar da oynanmalı, oynanmayı hak eden oyunlar diye bunları da ben koyuyorum. Zaten yeni güncel oyunları takip ettiğimiz milyonlarca takipçili milyarlarca video yapan vardır. Bir video ihtiyacınız da ben karşılayacağım diye. Benim de bulduğum yeni oyunlar var diye bahsetmeye başlayacağım. Explore. Bir hani böyle aslında herhalde sanıyorum ki böyle benim ilk RPG deneyimlerimden bir tanesi olabilir. O zamanlar elbette internet yok ama internetimiz şöyle bir şey. Oyun dergileri ve yine bilgisayar dergileri yanlarında sıkıntı. Daha eskiden disket verenler var ama ben disket verenlerden hiç almamıştım. Aksiyonlu başlangıç ekranları. Zaten o zamanlar böyle bir girizgah giriş için canlı canlı videolar yapmak popüler. Şimdilerde şey oldu biraz böyle. CGI diyorsunuz, tamam yapmışlar ama oyun grafiği nasıl acaba? İşte eskiden biraz da aslında bu ekran kısmı da önemli. Şimdi onu biraz doyduk sanırım. Her şeyi oyun grafiğiyle yapmak daha mı? İşte o CD veren dergilerden birinde karşılaşmıştım demiyorsun ya. Tabii her istediğiniz, her aradığınız oyunu da tam sürümünü bulamıyorsunuz o zamanlar. Ben de Explore'un hani anca ta yıllar yıllar sonra işte Good Old Games'ten tam sürümünü oynadım ama hani böyle çok uzun uzun da oynamadım. Ama güzel bir oyun. Hani zamanı içinde güzel. Şimdi de oynanır diye düşündüğüm bir oyun. Yeni bir oyun diyerek başlayalım. Yine bir sinematiğimiz de başlıyor. Çok böyle hadi dinleyelim hikayesini. Plots and conspiracies, magic, great battles, lost treasures, secret orders and forgotten kingdoms fill the universe of which we now have only a distorted picture. It was then that the extraordinary expedition of the Crusades was launched. We set off to travel through savage paths and reach the sacred lands of the Middle East. But something quite different befell us instead. Middle Earth değil, Middle East. In the heart of the Carpathian Mountains, our band of crusading knights was attacked by strange monsters. Garip canavarlar saldırmış adam. Canavarlar alışkın olmayan bir evrende mi geçiyor acaba? Hiç hikayesini dinlememiştim. Tabii hikayede çok önemli değil ama neyse, oynanış bu oyunda öne çıkıyor. Nasıl RPG diyorsun, hikaye önemli değil mi? Ya eski ben ve hani İngilizcemizin kısıtladığı. Oyunumuz böyle. Şimdi F11 şeymiş, demin baktıydım böyle grafiğin ayarlardan düşük çözünürlüğü, yüksek çözünürlüğü varmış. Hadi yüksekte oynayalım. Şey de fena gözükmüyor gerçekten. Daha blur gözüküyor. Ama şöyle daha iyi herhalde. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Aslında 3 boyutlu bir ortamdayız. Aa, Baldur's Gate bir de o zaman bunu yapmıyordu. adamımız var, yürüyoruz ve birazcık aksiyon RPG aslında bu. Aşağıda hani bu adamla alabileceğimiz silahlarımız var. Bu adam savaşçı. Sağ tarafta eşyalarımız mevcut. Şu herhalde hızı mı belirliyordu, neydi? Herhalde ben yavaşlatmışım. Hızlı mı olsun, hızlı olsun ya da neyse normal hızlı yürüsün adamımız. Şurada mesela bakın bir eşya varmış. Demin şöyle şu aradan bakarken gördüm herhalde onu. Aslında ilk denerken videoyu bir hani ses denemesi yaparken o sırada gördüm ama hani şimdi de görmüşümdür herhalde diye düşünüyorum. Başta tek karakterle başlıyoruz. Aslında bu oyun çok oyunculusunu da birazcık şey yapıyorlar, öne çıkan taraflarından bir tanesi ama 4 karaktere kadar ekibimizi kuruyoruz zamanla karşılaştığımız kişilerden. Ve 4'ünü de biz yönetiyoruz aslında. Yani. Yalnız başımıza oynarken. Aşağıdan silahlarımız var mesela, hani şöyle yerimizde durup patlayıcılı bir
mesela atabiliyoruz savaşçıyla. Bunun tabii sayısı kısıtlı. Mesela 6 tane kaldı. Kılıcımı alayım ben. Kılıcımla davranayım. Tıkladıkça vuruyor. Hani bu şey, arkada özellikler falan dönüyor gibi bir sistem değil de direkt biz tıkladıkça vurduğumuz bir sistem. Adamımızın seviyesi de şurada sağda. Seviyeyi güzel, değişik bir şey. Hani yerden topladığımız parçalar. Dark Souls vari, hani onları topluyoruz aslında. Böyle hani sırf öldürmek yetmiyor gerçi. Hani Dark Souls'ta da öldürüyoruz ve ruhu bize geçiyor ama bazen de etraflı parçalar bulabiliyoruz ve topluyoruz. O şekilde alabiliyoruz. Biraz o var. Ama bence görüntü olarak böyle şen şakrak güzel bir havası var ya, o kısım beni vuruyor herhalde bu oyunda. Taba basarak haritamıza bakabiliyoruz. Birazcık böyle renkler Warcraft'ı da andırıyor. Ben de hani Warcraft sever biri olarak bu oyunu Warcraft'lardan daha önce görmüştüm. İşte 98'de görmüş müdür? Görmüş müdür? Çünkü hani CD'lerde demosunu verdikleri bir zamansa, erken bir zamandır diye düşünüyorum. Biraz hani o CD'lerden de bahsederim diye düşünmüştüm bu videoda. Şöyle güzel bir yanı vardı yani onların. Şimdi tabii her şeye çok kolay ulaşıyoruz. Her şeye çok kolay ulaşamadığımız zamanlarda da böyle bir beklenti içinde, acaba yeni ayda elimize neler geçecek, ne demolar olacak diye CD'nin yolunu bekliyorduk. Maceramız şey işte, Crusader ne? Seferine katılmak için falan filan. Erken bir şekilde duraksamış oldu. Kalanları sadece sen kurtarabilirsin. Evet diyor adam aralarda. Kuzeye götürülmüşler canavarlar tarafından. Bize saldıran canavarlar o tarafa gitti. Git onları ara diyorum. Burası da kuzey değil, güney aşağısı. Ama burada bakıyoruz Drulak. Okçu arkadaşımız varmış. Şövalyeleri indirdi canavarlar. Kaçanlarsa tutsak düştü. Onları kurtarman gerektiği için benim okum da, o ölümcül okum da seninle birlikte olacak. Seninle birlikte savaşacağım. Almak istiyor musunuz? Şimdi aynı sınıftan birden fazla kişi var aslında. Oyun sırasında da onları değiştirebiliyoruz. O açıdan güzel bir şey. Yani o tarz bir şeyle herhalde bu oyunda ben ilk karşılaşmış olabilirim. Şurası da evet, ölen adamımız olursa hayalete dönüşüyor ve şuralardan onları canlandırabiliyoruz. Böyle etrafı da hani çevirip, evirip çevirip bakabiliyoruz ama hani çok fazla bu tarz oyunlarda ben hani bir şeyi aramıyorsak, eğer şurada saklı bir şeyi aramıyorsak çok da çevirmeyi sevmiyorum. Biraz yönümüzü şaşırmamıza sebep oluyor diye zannediyorum. Boşluğa basınca da can kullanıyormuşuz bu arada. Ben hani sanki bir an nedense oyunu belki durdurup komut verebiliyoruzdur diye düşündüm ama değilmiş. Okçumuz için bir silah seçili değilmiş yalnız. Onun için de yayını seçelim. İki kişiyi seçtiğimiz zaman beraber yürüyorlar. Bastığımız zaman da beraber saldırıyorlar. Tabii okçumuzun okları bitebilir. Fena sayıda da değillermiş. Şimdilik dursun bence okumuz. Ekibimizle beraber gidelim. Bu ne tür bir canavar? Köpek mi? Gitti. Adını göremeden gitti. Burada bir tane daha savaşçı varmış. Şu Garkam'la hani ödeşme vakti geldi. Canavar oranlarıyla falan. Size yardımlarımı sunmak isterim. Ben cesur, güçlü bir savaşçıymış. Katılabilir miyim? Katıl. Diyoruz. Ben bu adamı hani resminden bana cüce gibi geliyordu ama şurada dış görünümde bakınca pek cüce gibi gözükmüyor ama savaşçı, yani huyu falan birazcık belki cücevari bir huyu olabilir. Bu arada sağ tuşla da çevirebiliyormuşuz daha pürüzsüz bir şekilde. Köylü varmış burada da. Bu tekerleği tamir edecek hiçbir şey getirmemiştim. Söylesene dostum. Bana çiftliğe gidip çekicimi getirir misin? Tamam. Görürsek getiririz ama böyle hani 3 tane savaşçı geliyor, yanından geçiyor. Çiftlikten çekicini istiyorsun. Bu bir tuzak değilse çok şey davranıyorsun. Küçükler biraz hızlı yürüyor sanırım. Küçüklerin hızlı yürümesi Constructor oyununda da böyle biraz. Küçükler biraz hızlı yürüyor. Ha, sen ne komik birisin. Eğer bana bir dolu altın verirsen, sana taş adamların kalesine nasıl gireceğini söyleyebilirim. Annem gitmeme izin vermiyor hiç. Gitmemi istemiyor. Tehlikeli olduğunu söylüyor. Ama kimsenin bilmediği bir giriş buldum.
diyor. Ufaklık. Altınımız var mı ki? Altınımız yok zaten ki. Çocuğa verelim. Burada bir yaşlı adam da varmış. Sana bir sır söylemeyeceğim eğer. Whirlpool'a girdap. Göldeki girdaba girersen köyün güneyinde bir su altı şehrine varacaksın. Benim zamanımda işte orada dört mavi bayrak taşının olduğu şeyi aşıp şey yapanlar taş adamların kalesine girebilir derlerdi ve mavi sandığı bulabilir derlerdi. Derlerdi ki orada gizli bir hazine varmış. Hazine yok, çocuğa oradan para mı vereceğiz? Değil, zaten oraya girmiş oluruz. Babam hep insanları iyileştirebileceğini düşünür, söyler. Bunu satmak istiyor. Ama ne? Onu satmak istiyor ama sanırım baltasını çoktan sattı. Hani biraz esprili bir şey mi demeye çalışıyor yoksa ben mi anlamadım? Hani baltasıyla mı sağlık dağıtıyor yoksa? Burada bir köyün satıcısı varmış. Bakalım bize neler satmak istiyor. Ha dur. Eğer bana bir altın para verirsen, altın dolu kese verirsen sana savaşçının baltasını satarım. O savaşçının baltası bizde var zaten. Savaşçımızın baltasını kaybedersek tamam, şey yapalım. Burada okçu falan varmış. Bize katılmak için. Okla çok iyiyimdir söyler. Hiçbir hani karşıma gelen de sağ kalmaz. Ha, ama diyor ki aynı sınıftan sadece bir kahramanım olabilir diyor ve hani bize draw hakkım vardı. Kimdi? Karakterimizin adı. Söylesene. Ha, şuradan bakmak daha iyi. Drulak, MacBridge ve Vigard ile beraber. Ha, tamam, ilk ekibimiz. Tanıdık, alışık olduğumuz ekip. Onlarla devam ediyoruz bakalım. Kuyumuz var köyde. Tavernaya bir gidelim. Ne yapıyor insanlar bakalım. Belki fısıltılar vardır. Bize söyleyecekleri şeyler vardır. Bar mate, bar teyzesi. Umarım bizim ufaklık şu gölün etrafına gitmez. Geçen akşamki savaştan sonra köyden çıkmasını yasakladım. Gidip de taş adamların kalesini görmek istiyor. Onunla takıntılı olduğu fikirle. Buralar aptal canavar dolu. Onlarla savaşmak isterim. Diyor ama hadi. Aynı sınıftan tek adam. Landlord'a neden şöyle dolandık da gidiyoruz? Arkadaşların şövalyeler kuzeydeki Garkam'ın canavarların kalesine götürüldüler. Büyücümüzün yardımına ihtiyacın var gölü geçmek için, değil nehri geçmek için. Ureus derler ona. Göl değil köy, göl. Göldeki küçük adada yaşar. Kuzeyde kalıyor. Tamam, bu bana yeter. Bu bilgiyle ben yaşarım, gidiyorum, hoşçakalın. Dedim, bir büyücüye ihtiyacımız vardı zaten bizim de. Kuzeye doğru yol alalım o halde. Her şey de kuzeyde dönüyor bu arada herhalde. Aa, buradan yalnız çiftliğe çıkıyormuşuz. Köye herhalde girdiğimiz yerden çıkmamız lazım. Şu şekilde köy çıkışından çıkalım. Ha, burada da mesela şey varmış, yön tabelası. Taş adamların şeyine buradan gidildiği yazıyormuş zaten. Çok da öyle sırlı mırlı değilmiş yol boyunca. Ha, Ureus'un evine giden tabela da var. Tamam, hani her şey yolunda. Bu arada diğer adamlar, hani biz bir şeye basmazsak bakalım, bir dakika ne olacak. Oku buraya verdik ama oku okçuya vermek istiyorum herhalde. Nasıl bir şey yapalım? Şöyle yapalım, tamam. Hepsini vermedin, hepsini ver. Tamam. Okay. Azar azar. Şey demek istiyorum, hani biz bir şeye basmıyorsak bir şeyler oluyor mu? Savaşıyorlar, tamam. Biz bir şeye basmıyorsak da savaşıyorlar ama o kadar aktif savaşmıyorlar sanki. Yani yine de bizim bence basmamız gerekiyor. Her tıklamayı biz yaparsak daha etkili olsa gerek. Burada bir hani seviyemiz dolduğu gibi canımız azalmış. Yalnız canımızı bayağı bir azalmış. Savaşçımızın canı da olsun. Bu arada tecrübe şeysini de alamıyor. Tecrübe şey bu bölüm için, bu alan için dolmuş olsa gerek. O yüzden diğer karakterlerin de tecrübeyle ilgili şeyler alması iyi olur.
Onlar da geri kalmasınlar. Okçuyu ön plana almış olalım şimdi. Çok güleçen şakrak bir şekilde canavarlar. Ha, bunu da mesela sana vereceğiz MacBridge. Highball. Well, let's go. Attack. Attack. Tam bunu sağlıyoruz. Tabii birazdan herhalde burada taktik yapmamız lazım bizim. Dur MacBridge, sen nerelere gittin? Sen de bombanı aldın aslında. Yüce arkadaşımızın canı çok azalmış çünkü çok önlere gitmiş. Elli canı kalmış, ne kadar az. O biraz burada beklesin olmazsa. Bu zırh sana olmuyormuş, arkadaşına ver. Değil mi? O yere attın, yere atma. Tamam, taktı bu. Pasif olarak bize bir katkısı olacak bir eşya. Köye giden bir geçit, pardon, nehre giden bir geçit. Nehrin oradaydı bizim büyücü de herhalde. Biz de böyle devam edelim ancak cüce olarak gördüğümüz savaşçıyı almayalım. Onu almadan ikisini seçemiyor muyum? Çok emin değilim. Ya herkes ya hiç mi? Teker teker tamam. Teker teker yönetelim siz o zaman. Bir adet daha can bulsak bir yerden iyiydi. Şurada bir tecrübe var. Kaç kaç kaç, sen kaç. Sen at. Yani böyle durup durak satmadan hani hızlı bir şekilde yapmaya çalışmak da güzel bence. Böyle bir aksiyon RPG oradan geliyor zaten. Ama tek kişi için değil de birden fazla kişi için yapıyor olmak daha bir işleri tabii aktif halde tutuyor. Sen niye geldin? Sen gelmeyecektin. Okçumuz öldü bu arada. Tamam, herkes gelsin. Saldırın. Şimdi hayalet olan arkadaşımızı şeyden diriltebiliriz arkaya gidip. Burada bu arada büyücü alev topu şeysi bulduk. Tecrübe bonuslarını bu arkadaşımız alsın. Okçunun malzemesini topladık. Bu taş ne ola ki? Ona bir bakalım. Bir şeye yaramıyor. Yani bunun yapabileceği bir şey değil o halde. Tek başımıza bir riskli bir şekilde dolanıyoruz ama belki oradan bir yerden can falan bulursak iyi olur diye düşündüm. Ama yokmuş. Olsun. Sağlık olsun. Zaten sağlık olsun diye canı alıyorduk ama neyse. Şimdi hayalet olan adamımızı geriye gidersek diriltebiliriz. Ama gitmeden önce bir parça daha bence şuralara bakalım diye düşünüyorum. Yok, burada bir şey yok. O zaman ekipçe gidiyoruz. Hayalet adamımızı da yönetiyoruz. Hayalet olarak geliyor. O halde burası büyücü bulduktan sonra geçeceğimiz bir yer. Büyücü hemen şurada mı acaba? Değil herhalde. Aa, şurada bir köy var yalnız herhalde. Dur şöyle yapalım. Birazcık yavaşça yaklaşalım. Aslında bam güm saldırıyor olmasaydık bence daha iyi savaşırdık. Öyle hiç çok aşırı zorlu bir birlikte karşılaşmadık da. Aa, o da atıyor. Aa, dur ölmüş zaten. Hopları alalım. Bu herhalde ışınlatıyor. Ureus büyücünün evi de şuradaymış. Herhalde tehlikeli değildir diye düşünerek gidiyorum bakalım. Şunlar patlıyor mu yoksa? Evler falan güzel, hoş. Aa, iki tane büyücüm var. Birkaç büyücü var. O, burası büyücü dolu. İstediğimiz büyücüyü seçebiliyoruz herhalde. Orijinal büyücü Ureus. Can bulduk buradan, o da güzel. Büyü bildiğim şeydir. Şimdiye kadar köyümü Garkam'ın vahşi canavarlarına karşı korudum. Bundan böyle ancak
Onun kötücül büyücüsüyle savaşmak istiyorum diyor. Tamam, savaş. Diğer büyücüler de ekibimize katılabiliyor muydu acaba? Savaşmak için burada değilim ama. I think it's time to cleanse the neighborhood. Köyün güvenliğini tehdit altında tutuyorlar. Sanırım bu etrafın civarı bir temizlemek gerekecek. Evet, onları da alabiliyoruz. İki kişi olarak gidiyoruz, tamam. Diğerlerine de emir gitmeyecek, değil mi? Bak, burada kendisi olunca iki kişi seçiyor ama. Dur, şöyle bir şey yapalım. Şimdi büyücü arkadaşımız, sana bir alev topu bulduk sanıyorum ki. Bunu sana verelim. Kendimin canı az olduğu için şöyle içeyim, sonra geri kalanını cücemize verelim ama... Ha, tamam. İkinci kişiye sağ tuşla tıklarsam birden fazla kişiyi o şekilde seçebiliyormuşum. Yalnız burada adam çıkmış. Neyse ki diğerleri hasar görmemişler. Şöyle bir tane yollayalım. Bir tane daha yollayalım. Ama arkadaşım çok hoplama zıplama. Bu arada büyücü için de tabii bir silah seçmemiz iyi olur. Bu sayılı değil herhalde. Bunu atabiliyor veya bunu asayla herhalde yakından vuruyor o zaman şu an. Bir şey yapmıyor çünkü. Şöyle olsun o halde. Yoksa asa iyileştiriyor mu biraz? Yok, iyileştirme ayrı bir şey olsa gerek. Şimdi herkes şöyle bir gelsin. İyileştiriciyi cüce sandığım cüce olmayan adama verelim. Bir tane daha verelim. Her seferinde bir tane veriyorlar. Biraz cinli karakterler sanırım bunlar. Her neyse. Şurada da ek bir şey yok. Tamam, buradan o zaman biz şu büyülü portalımsı şeyle köye dönelim. Ve köyün orada mıydı? Neredeydi şey? Yerde gördük. Köyden ilk ilerlerken gördük herhalde. Taş gibi bir şey. Şimdi 10 kişi birden saldırınca sanki iş biraz karışıyor. Şu büyücü uzaktan saldırsa. Büyücü de o kadar iyi vurmuyormuş ha. 15 gerçi yazıyor, tamam. Oradaki bu parçanın saldırı değeri mesela. Bunlar 120 vuruyormuş. Acaba seviyemizin dolması işe yaradı mı, ondan çok emin değilim. Burada yerlere de İşaret koyabiliyormuşuz. 50 tane işaret koyacak şeyimiz varmış hani. Onu bol bol vermişler sanırım. Şu taba bassam şeyi görür müyüm? Dirilme taşı. Şurada mıydı, burada mıydı? Çok emin olamadım. Şöyle bakalım. Sanki şuradan ilk geçince gördük ama buranın gerisinden ilk geçince görmüş de olabiliriz. Evet, buranın gerisinden ilk geçince gördük herhalde. I'm off. Yeah. Let's go. Sağ sol diyeyim diyorlar. I'm off. Let's go. Yeah. Okay. Let's go. Bu da bak değişik bir şey. Yeah. Gençlik. Okay. Şeysi. Şaşmışsın. Canımızı tam doldururmuş. Tabii öyle olanı da doldurmuyor. Şöyle bir şey yapsak. Bunlar gençlik pınarında beklerken biz sadece okçuyla gitsek. Nereye? Şurada bir yere. Ha, şurasıymış zaten, tamam. Buradan dirilse karakterimiz, sonra geri gelse. Ne de olsa zaman falan boşa geçmiyor oyunda. Arkadaşların nerede? Şuradalar, tamam. Gel, koş. Sen de bir şöyle gençlik pınarından iç. Herkes içmemiş mi? Tamam, herkes şimdi içti gibi oldu. Yayını verelim arkadaşın. Başka kılıcı var, kılıcını verelim. Yüzüne verecek bir şey yok, tamam. Yine yayını alsın, bayağı bol oku varmış. Tamam, ekip tam şimdi. Tam kuvvet gidebiliriz. Şu tarafta bu arada küçük bir sandık gibi bir şey var sanki. Ya da taşmış o. Stone to move. Oynatılacak bir taş. Aa, bu çocuğun bahsettiği şey herhalde mi? Mağara mı değil mi ya da? Bir mağara bulduk. Canavarımızı şeyleri öldürüyoruz. Aa, altın para bulduk. Belki de çocuğa vereceğimiz veya herhangi başka birine verebileceğimiz bir altın para.
İyi, burası temiz şu an. Geri dönelim. Dışarıda da hava güzel bak. Kuşlar falan uçuyor şey oyunda yani. Herhalde şöyle gideceğiz değil mi? Başka yollar da var ama burada neler var bir bakalım. Altın dolu keseyi köyde birilerine verebiliriz herhalde ama çocuğa vermek istemiyorum çünkü sadece sanki bilgi verecek. Dükkandaki adam da bize zaten bizdeki eşyadan, baltadan satmaya çalışıyor gibiydi. Bize zaten bizde olan şeyden satmasına ihtiyacımız pek yok herhalde. Chicken farmer, tavuk çiftçisi. Yaşadığımın hep söylediği hazineyi bulmaya çalıştım. Mavi sandık ve büyülü ne, bayrak taşları ama hiçbir şey bulamadım. O yüzden tavuklarıma bakacağım. Tabii tavuklara bakmak da gerek yani. Tavuklara bakmayı bırakmamak lazım hazine ararken. Belki de çoğumuz tavuklara bakmayı ihmal ettiğimiz için hazine ararken sıkıntı yaşıyoruz. Bak ağaçlar şurada kenar tekstürleri hoş gözüküyor. Yani buradan bakınca dolu dolu gözüküyorlar. Aslında şu tarafta bulunan bir tekstür. Lumberjack, oduncu. Bunlar hep çıldırmışlar. Akşamın savaşından sonra yani dün akşamın, geçen akşamın, şimdi hani bırakacak bir şey yok, vakit yok. Ormanı kesip duvar örüyorum. Burada hep aynı öykü. Beni hani bana aptal de istersen. Ama sonra kime teşekkür edecekler? Ha diyor, bana edecekler. Bana diyor. Maceracımız kılıcını alsın herhalde. Ya, orman bayağı açmış adam ormanı bu arada. Bu arada buralarda. Ama gizli bir şey yok herhalde. Bu oyunda bu arada ufak tefek ya, bulabileceğiniz gizli şeyler güzel yayılmış durumda etrafa. Klavyeden shift'e basarsan herkes olduğu yerden bir şeylerini yapıyor. Tabi ana adamımız ve cüce olarak adlandırdığım adamımız pek uzaktan bir şey yapmıyor olsalardı. Diğer ikilimiz iyi iş başardı. Cave under the lake. Göl altı mağarası. Evet, burası da böyle daha tehlikeli yerlere benziyor. Mavi taşların üstüne çıkarsak bir sandık gelecekmiş. Herkes yerine gelsin normalde bir bulmaca çözün. Bulmaca değil ama hani 4 kişi olmamızı gerektiriyor. Mavi sandığı açtık ama mavi sandık burada değil herhalde. Öyle mi? Evet. Ben ortada sandık çıkacak gibi düşünmüştüm. Değilmiş. Olsun, bir yerlerde bir mavi sandık var, biz onu açtık. Gitmesek de o bizim sandığımız gibi düşünebiliriz. Bu arada seviye atlamak için ayrı bir şey yapmam gerekiyordu, onu yapmadım mı acaba diye kısaca düşünüyorum ama sanki belli bir yere gidene kadar o seviye işlenmiyordu gibi bir şey de hatırlıyorum. Köyde bir şey mi yapıyoruz acaba seviyemizin işlenmesi için? Belki böyle bir kayıt geçecekler. Tamam, sen şu seviye oldun, kaydın tamamdır diye. Bart's Tale'da galiba herhalde öyle bir şey var. Bu adamı da çekicini getirelim, belki işe yarar bir şey yapar bize. Onun çekicini tamamen unuttum. Ha, çekici nerede tabii? Öyle bir şey de var. Tavernada mı? Barn. Şurada bir giriş var mı? Buranın kapısını nasıl kapamışlar öyle? Yalnız şu hani çatı tekstürü ve şekiller çok Warcraft var. Değil. İlk Warcraft herhalde bu oyundan daha öncedir. Canavarlar kaleye gittiler, öyle yaptılar, böyle yaptılar. Garkanlar geliyorlar, saldırıyorlar. Tipik bir köylü konuşması. Başımız dertte olmaz. Eğer yardım arıyorsan tavernaya git. Tavernanın sahipleri aynı zamanda köyün şefidir. Bilerek alev topu atmadım, kavga çıkarmayalım. Burada da çekiç yok herhalde.
pardon biz bir çekiç arıyoruz ama buralarda mı? Çekiç diyorsan onu ben bilmem diyor adam. Agreed. Veya biz öyle hayal ediyoruz artık. We're off. Köylü. If you ever go north of the village. Canavarlar dışarıdalar. Buraya Agreed. Geliyorlar. I'm off. Okay. Çekici sanki buradan alabilirmişiz gibi dedi. Hissediyorum ama. Ama değil herhalde. Yani bu adam bize yine şey mi satmak isteyecek? If you give me a purse full of Warriors X. Ama Warriors X'imiz var değil mi bizim? Şu değil yani. Bizde olan şeyi vermek istiyor herhalde. O da düşürürsek Agreed. Falan diye olabilir. Bir de Han'a bir tekrar uğrayalım bence. Han'da. Agreed. Belki tavukların yanında değil değil mi? Çekiç. Han'da böyle Let's go. İş bilen gibi biri var mı? I'm off. Özel adı olan biri. Uranus is the magician who lives in the north. Büyücünün yerini hatırlatmak için okay. bir şeyler yapacak mı? Tavern patron. Patrona soralım. Patronda da pek bir böyle okay. ek bilgi yok. I hope my little one didn't go near the land. We're off. Landlord. Evet, birazcık fazla Your dolaşmak gerekiyor adamla konuşmak için. Tamam, bunlarla pek bir şey söylemiyorum. Bu arada hani farklı yerlerde kalırlarsa ki bizim okçumuz dışarıda kalmış, basarak doğrudan onlara geçebiliyoruz. Ya da okçu sıkılmış, ben erken çıkıyorum abi, kusura bakmayın demiş. Böyle sağda solda duran bir çekiç göremiyorum sanki. Belki de başka köyde, tabii o da olabilir. Adam köyden getirdi ama hani köyden olduğunu söylemedi. Ne? Bir savaş mı oldu? Değil değil mi? Tavuğa falan saldırmadık umarım. Çekiç göremedim. Biz yolumuza gidelim o halde. Bu taraf değil bu taraf. Sanki çift tıklayınca hızlı gidecekler gibi düşünüyorum ama değil. Büyücünün evine gidebiliriz. Ama herhalde şuradan gidersek daha kestirme olacak çünkü büyücünün evi yine bir çıkmaz sokakta, oradan çok fazla ilerleyeceğimiz bir alan yoktu. Biz buradan göl taraflarına gidelim. Yeah. Agreed. Yeah. Bu arada bazıları soruyor, hani yazıyorum cevap ama Kral Katili Güncesi nerede? Sesli kitaplar nerede? Sesli kitaplarımızla ilgili telif hakkı sorunu çıktı. Tabii biraz gri bölge olarak yaptığımızı zaten biliyordum ben onu ama böyle birden ansızın hani telif yiyeceğimizi ummadığım bir kısımda. Demek ki dedim ki hani Türkiye'de kitaplara da değer veriyorlarmış. Benim için güzel bir şey oldu aslında. Aa, okumama gerek kalmadı artık sesli bir şekilde diyormuşum. Şey açısından hani güzel. Demek ki kitapların hakkını koruyorlar. Korusunlar zaten. Ve şey tarafından da hani neredeyse böyle kanal kapanacaktı falan ama anlayışlı oldular hani epey bir böyle videomuz var eğitim alanına falan dair. O yüzden hani ihtar olarak gönderiyorlar. Mesela hani şey ben şey beklerdim hani her zaman bir gün gelecek tamam hani iletişime geçecekler şöyle böyle diyecekler. Gizli köprüyü açtık bu arada. O şekilde ben kaldırırım. Benim hani düşüncem zaten yani bir noktada çünkü hani sıkıntı olacak dır diye düşünüyordum ama hani YouTube'dan mesela direkt doğrudan YouTube'la iletişime geçerek yaptıkları bir şeydi. O zaman da hani şey olarak hani bir bilet ticket ihtar şeysi gelmiş oluyor size. Onlar da YouTube tarafından olduğu için ben YouTube'a sordum hani yapacak bir şey var mı falan filan hani şeylerle iletişime geçebilirsiniz dedilerdi. Hani orada bir iletişime geçmek için kısım varmış zaten. Hani orada size seçenek sunuyor. İsterseniz şey diyebiliyorsunuz hani ben buna katılmıyorum falan diyebiliyorsunuz. Bu hani bana ait bir içerik diyebiliyorsunuz. Ama benim durumumda zaten öyle bir şey söz konusu değil ama ben hani bir iletişime geçeyim şeklinde bastıydım. Hani oradan bir mail gönderme seçeneğimiz oluyor. Ve hani sağ olsunlar anlayışlı davrandılar. İhtarların bir kısmını geri çektiler. Videolar bitti ama kanal kaldı. I'm off.
O sebeple artık hani herhangi bir sesli kitap veya hani kitap içeriği falan pek öyle şeyler olmayacak kanalımızda. Oyunlarımız yine var. Daha çok programlama, tasarım, çizim o taraflarda olacağız. Ben de hani bazen soruyorlar, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne çalışıyorsun. Ben doktora devam ediyor işte Bilkent Üniversitesi'nde. O zaten epey bir vakit alan bir şey olduğu için çok fazla yan projelere vakit kalmayabiliyor. Aptik ve Doptik bu aralar TikTok'talar. Daha doğrusu Doptik daha çok TikTok'ta. Doptik TikTok adresinden takip edebilirsiniz. Ufak skeçler, güldürüler. Tamamen buradan bağımsız bir şey. Kendi seyirci kitlesiyle daha genç bir kitleyle ilerleyen bir tarafımız. Onun dışında burası da gün be gün bir şeylerle devam ediyor olacak. Gün be gün değil. Ayda, yılda bir ya da haftalık videolarımız belki olabilir bir arada. Tamamen benim vakit bulmamla alakalı. Ben sana atmıyorsun çünkü şeyim kalmamış. Gücün mecali mi kalmamış? Ne zonkluyor öyle? Yani şunu alamadığımız için zonkluyor, tamam. Yalnız bir noktadan sonra artık tecrübelerimiz doldu. Bu arada mesela RPG oyunlarında veya yani çoğu oyunda aslında karakter portreleri gayet güzel bir şey aslında. Dur başlamıyor, o adam oluyor. Bunlardan olabilir. Tıklayınca direkt bunlar toplar. Çok fazla evirip çevirmiyorum demiştim ama şimdi çok çevirdim nedense. Zombi. Saldırın. Let's go. Agree. Let's go. Orman labirenti yazıyormuş burada. Labirentler çok sevdiğimiz şeyler değil. Bu ne? Dinozor mu? Zırhlık bir şey. Agree. Let's go. Agree. Video sırasında labirent olmayan yollarda bile kaybolduğum olmuştu çünkü benim. Okunu okçuya verelim. Bombasını adama verelim. Burada başka oklar da bulmuşuz. Onu şöyle verelim. Tamam. Agree. Okay. We're off. Çok da bir labirent değilmiş gerçi buralar. Okay. Let's go. En azından sanırım hani gerçi düşmana basmadık mu abi? Hani düşmanı görmüyorsa saldırmıyor mu acaba diyecekti. Okunu boşa harcamamak adına. Bu arada her tecrübe puanımızı aldığımız zaman saldırı gücümüz artıyor sanırım. Yani doğrudan bir seviye atlama şeklinde olmasa bile topladıklarımız işe yarıyor gibi gözüküyor. Şuradan nasıl geçmişiz biz? Hani sanki bir kopukluk olmuş gibi diyeceğim ama burası en baştaki yer sanırım. En baştaki yere yakın bir yere gelmişiz biz. Agree. Orada herhalde geçemediğimiz topraklar vardı veya hani buradan büyüyle geçmiş olanlar. Ama burada şimdi Northern River. Burası North of the River. Northern River. North of the River. Okay. Bu tarafına değil de öbür yanına gidecektik belki de. Şu labirentlerin. Aa, şınav çekiyordu. Glor. Adam. Agree. We're off. Tabii. I'm off. Ben shift'e basıyorum adamlar çok görmesin diye de. Let's go. Agree. Şu bazı adamlar da okay. Yürümek isteyecekler. Ama şöyle olabilir bak. Uzaktakiler vuruyor. Geldiği zaman da bunlar vurmuş oluyor bu sayede. Acaba şu diriltme taşı bizi seviye atlatan bir yer olabilir mi diye de şu an. Böyle tabi hüdük gibi durursak olmaz. Biraz hareket gerekiyor karakterlerimize. Bak her aldığında böyle birazcık artıyor şeyse. Vurma gücü. Burada seviye atlamadım. Büyücü öne geçsin artık o zaman. Tecrübe puanlarını alsın.
Yes. Yes. Birinin üzerine çift tıkladım ben. Okay. Sen şunu al, sen şunu al. Tamam. Seviye atlayınca bırakmak istiyorum ama seviye atlayalım. Belki de bu kadardır seviye atlamıyordum. Değil ya, bir yerde atlıyorduk seviyede, ne yapıyorduk? Hiç emin değilim. Okay. Bazen hani üzülüyoruz böyle oyuna bağlı falan filan diyor ama eski oyunlarda her zaman için orada duruyorlar aslında böyle. Onlar da oynanasılar. Öte yandan böyle Xbox sahiplerini Xbox mağazasını karıştırmalarını tavsiye ediyorum her zaman için. Çünkü fiyatı eski kalmış bazı oyunlar var. Mesela böyle hani 40-50 lira indie oyun, hani artık indie oyun fiyatları da en azından 300 lira falan gibi Steam'de. Yani bu fiyatları 40-50 liraya fiyatı eski kalmış, unutulmuş, köşede kalmış oyunlar bulabiliyorsunuz. Hani son kalan kaleler sanki biraz Android tarafı mesela. İşte Android'de de tabii hani Android ne? Nasıl tablet oyunu mu oynayacağım diyor da olabilirsiniz ama bazı mesela şey var hani Roller Coaster Tycoon'un mesela Android oyunu var. Çok ucuz bir oyun değil. Tabii bizlerle almaya kalkmanıza kıyasla. Yani o açıdan diyorum aslında sanırım. Sonra tablet tarafında Ironhide'ın güzel kule savunmaları var. Yani kule savunması benim böyle herhalde şey, özel ilgi alanı oyun türlerinden biri. Let's go. We're off. Oyun bulamıyorsak artık onları oynayacağız gibi. Let's go. Bulamadığımız zamanlarında. Okay. Yeah. Agreed. Ya eskiden olsa mesela işte Black Myth Wukong hani çıktığı gün alıp bakacağım hani o riske gireceğim bir oyun idi. Ama şu an için çok o riske girmek istemiyorum mesela. Çok iyi çıkarsa falan almayı düşündüm ve yani böyle epey yere düştüğü zaman fiyatı belki yani böyle 3-5 yıl sonra hani o zaman alırım artık dediğim bir oyun haline geldi maalesef. Burası nereye gidiyor? Yamaçların arasındaki bir geçide gidiyor. Burada şey de var tabi hani neydi o sistemimizi? İtem pazarı falan gibi hani bu tarz sitelerin bir varyasyonu var. Ve size paylaşımını o oyunun olduğu hesaplar veriyorlar. Çok uzun vadede nasıllar emin değilim yani hani şöyle şeyler olabilir. Bu hesabın çok aşırı kişi tarafından kullanıldığı fark edildi. Bu ne anahtar mı? Ne kadar büyük bir anahtar. Hani o öyle bir şey fark edildi ve hani hesap kalktı, uçtu, gitti gibi şeyler oluyor olabilir. O gibi durumlarda evet işin garantisi yok. Bazıları hani belli bir süre sıkıntı çıkarsa size yardımcı oluruz diyorlar ama hani oradan ucuza aslında paylaşımlı hesaba bir erişim alıyorsunuz. Öyle birkaç tane denedim mesela hani şey için. Ne için denemiştim şu İki dünya arasında geçiş yaptığımız Dark Souls vari, hani böyle bir fener tutar gibi, kafatası gibi bir şey tutuyorsunuz da bir yerleri görüyorsunuz. Öyle bir oyun vardı. Onun için yaptıydım mesela, hani sıkıntısız oynuyorsunuz. Tekken 8 için de mesela öyle denemiştim ama hani Steam'de hesap kalabalığı oluyor. Bütün achievement'ları açılmış bir hesapla karşılaşıyorsunuz. Achievement gibi falan şeyleri dert etmiyorsanız sıkıntı değil. Ama online oyun tarafını seviyorsanız için online oyun imkanınız olmuyor o şekilde olunca. Yani hala ucuz oynama şeyleri, yöntemleri var. Bizim büyücü nerede? Ha geliyor, çok yavaş geliyorsun. Evladım biraz bekleyin. Let's go. Geliyorum. Amca gel. I'm off. Let's go. I'm off. I'm off. Yes. Sonra şey, Amazon Prime hani genelde
çok da oynamayacağımız oyunlar veriyor olsa bile bazen hani çoğu zaman aslında şey de oluyor. Hani ben severek oynamışım. Zaten almışım, öyle oyunlar çıkabiliyor. Ama o oyunlar sizde yoksa güzel bir şey aslında seçenek. Gayet güzel. Prime Video'da veriyor ama Prime Video'da da böyle şey, hani şey sıkıntı aslında. Türkiye açık şekilde değil mesela bazı. Allah ne kadar bıçak geliyor ona. İçerikler, of 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 çok fena attılar. Öyle çok güzel. Herkes seç. Adios sen ölüyorsun. Kaç. Let's go. Kaç. Ya orada durmuşsun. Bana vur. Kötü oldu. Amazon araya girdi. Bana laf etme dedi. Tamam dur. İkisiniz var verirsin. Ya Prime Video'da güzel şeyler var. Eski şeyler çoğunlukla. Yeni içerikleri çok böyle... Ne bileyim yeni içerik olup da... Rings of Power mı izleyeceğiz? Yok değil. Aa, sen şakrak bir düşman geliyor, saldırsanıza. Ya mesela... taş kapı yaşayacak mıyım? Dur biraz daha iyileşecek miyim? Gerek yok mu? Bir sağlık iksirini de şu okçumuza verelim. Yani şöyle bir şey hatırlıyorum. Birkaç tane hani... Anahtarı seçip de kullanacakmışız sanırım. Ya birkaç tane şey hatırlıyorum böyle... Hani Türkiye'de yok yazısıyla karşılaşmıştım mesela. Olsa güzel olacak olan şeyler yani. Ve bunlardan bazısı belgesel falan da herhalde mesela. Okay. Mesela şey hani Rookie mesela. Rookie güzel dizidir. Polisi. Komedi polisi. Onu bir yer versin istiyorum mesela. Artık böyle dizi sitelerinden arada 10 tane reklam görüp de izlemek zorunda kalmayalım mesela. Hani bazı şeyler... Nedense gelmiyor herhalde. Gelmemesinin sebebi de yok yani hani şey. Ha bunun arkadan da bir geçit varmış. Let's go. I'm off. We're off. Bitmiş içerik olarak. Mesela 24 Kitchen vardı. Şöyle bir şeyde bulunuyor. Serzenişte. Mesela Jamie Oliver'la güzel tarifler oluyordu sabah falan. Bakıyoruz öylesine dururken. Kardeşe. Güçlü gibi bir şeyler çıktı. Daha öleceğiz sana. Mesela Todd denen şeyde birkaç tane Jamie'li bölüm vardı. Yani tamamı yok. 24 Kitchen kapandı. Geçen seneydi. Anlamsız bir şekilde kapandı. Birden kapandı ve oradaki her şey gitti yani hani nereye gitti kimse de yok mu internette birisi hani biliyor olsaydı baştan hani zaten çekip yüklerdik herhalde. Böyle bir şeyin kaybolması hoş olmuyor sanki. Hiçbir zaman hoş olmuyor elbette ama böyle pisi pisine gitmesi hani garip oluyor. Taşlı herif. Basınca saldırmasın bize. Saldırmadı iyi. Tabi bu oyun böyle arada kaydedeceğiniz türden bir oyun. Ben bu oynanışı devam ettirmeyeceğim için kaydetme gibi bir şey yapmadım. Altın kapı kapalıymış. O zaman biz buradan girdik ama. Ha böyle şöylesine girdik. Böylesine girdik ha. Şöyle. Burada basarak herhalde şey yapabileceğiz. Tuzakları etkisiz hale getirebileceğiz. Kim orada kalsın? Büyücü orada kalsın olmazsa. Yani bu tarz bulmacalar var mesela. Let's go. I'm off. Şurada da bir aralık var mesela herhalde. Yeah. Buraya agreed. Okçu sığıyor. Let's go. I don't know where to go. Başka eskiden hatırladım. Bir husus bu. Oralara okçunun sığması. Okay. Belki de değildir. Durmuş da olabilir ama sanki öyleydi. Let's go. Şurada da bir yarık var mesela. Buradan da yine... Amcam niye çıktınız ya? Pisi pisine boşu boşuna öldü adam. Neyse. Sopası mopası kaldı. İşte ben orada herkesi seçmeseydim yanlışlıkla. İşte kapıdan girmiş olsaydık da şöyle dolaşacaktık. Şu girintiden girecekti.
Buradan geçecekti, tuzak kapısına basacaktı. Beklerken diğerleri. Bu arada bu sandığı açmamışız. Hoş olmadı. Neyse. Amcanı kullan. Amcanın sopasını götürün. Şimdi yanlışlıkla ben okçuyu bu tarafa doğru çağırırım. Zaten herkes ölür. Şöyle yapacaktım değil mi? Herhalde. Üçünü seçecektim mesela. Ne oldu da herkesi birden seçtim anlamadım. Harika, giderken tosladık resmen. Oradan da anahtar çıkmadı ama ha. Şurada anahtarımız bu adamdaydı. Altın anahtarla altın kapıyı açabiliriz ve burada başka şeyler. Burada açılmış bir sandık var ama çok tuzak var gibi duruyor ve burada da bir düğme var. Eğer birinci seviye bir savaşçıysan ve yeterince güçlüysen tuşa basabilirsin. Bastım. Bu ne? Incantation. Bu da büyülü bir şey herhalde ama. Let's go. Gücümüz mefta. Ha mavi sandık bu. Tamam. Let's go. Mavi balina. hızlı atak iksiri falan filan. Hızlı seyahat iksiri gibi şeyler bulduk. Fırlatma baltası varmış bu adamın da. Let's go. Agree. Mekanizma var orada. Şuradan da okçu geçiyor herhalde. Okçu geçsin o zaman. Birinci seviye okçuysan buradan geçebilirsin diyor. Zaten başta birimiz, başta sıfırız herhalde o zaman. Şey yapınca bir oluyoruz herhalde. O tecrübeyi biriktirince bir oluyor olabiliriz. İttirsin o zaman taşın üstüne ve bir şey olacak herhalde o zaman öbür yanda. Let's go. Havai fişek sesleriyle Instagram'ın açılsın mı tutuyor, ne yapıyor? Şunu da maceracı mı çözecek acaba? Yok, o adventurer, tamam. O çözecekmiş. Ama Riddle Door, Dirt Switches oldu mu bu? Oldu herhalde. Power Potion'ımız varmış burada. Bir tek büyücünün şeyini yapmadık ama herhalde gücün de diri olması gerekiyor gibi geliyor bana. neyse, sonrasında ne oluyor merak ediyorsanız bu oyunu kendiniz bulup oynarsınız artık diyelim. O halde daha önceden de oynamışım. Daha önceden de sanıyorum ki buralarda bir yerlerde kalmıştım ama bir bakalım nerede kalmışım. Başka bir yerde kalmışım, tamam. Ekip daha farklı ve bakın ikinci seviye olmuşlar. Nasıl oldular acaba, hiç emin değilim. Okay. Ama sanırım şey oluyordu, böyle bir yere geliyorsunuz, bir boss deniyorsunuz falan gibi herhalde. Hani o ilk bölüm gibi şeyi geçince herhalde sonraki seviyeye doğru gidiyorduk. Maceracı öldü ve hayalet çıktı. Bu adam dizimden beri kime benziyor? Şeye benziyor. Merlin eski diziğine, orada bir Uther vardır. Uther babaya benziyor. Neyse, görüşmek üzere o halde. Hoşçakalın.